Ramazan ayı öncesi 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabinenin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. 2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, Perşembe günü toplanan bilim kurulunun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel yoğun bakımların son durumunu anlattı. Her geçen gün ağır hasta sayılarının arttığına dikkat çeken Cinel, haftalık olarak değerlendirdiğimizde hem vaka, hem ağır hasta hem de vefat sayıları yukarı doğru hareket ediyor. Vaka sayılarının azalmaya başlaması en az 10 ila 15 gün sonra ağır hasta ve vefat sayısına yansıyor. Yani bu durumda 15 gün önce alınan önlemlerin düzeyini ve bu tedbirlere uyumu bu hafta değerlendirmek zorundayız. Bulaş çok yüksek. Dışarıda müthiş bir sağanak var ve siperlere girmemiz gerekiyor. 30 binin, 40 binin üstü, çok vaka demek. İkinci pike gittiğimiz noktada vaka sayıları 33.500 olmuştu. Bu rakam dahi bizi zorlamıştı. Aşılamayı hızla yaparken zaman kazanmak zorundayız. Bu zamanı, toplumsal hareketliliği azaltarak kazanabiliriz ifadelerini kullandı. Ramazan ayından faydalanarak vakit kaybetmeden ek tedbirlerin devreye girmesi gerektiğinin altını çizen Profesör Doktor Cinel şunları söyledi. Mutant virüsle birlikte artık yoğun bakımlara daha genç hastalar gereksinim duyuyor. Son 15 gündür büyük bir mücadele veriyoruz. Bunun şakası yok, dedi. Türkiye'de koronavirüs vakaları düşüşe geçerken Trabzon'da vaka düşüş oranı belli oldu. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, tam kapanma ile ilgili konuştu. Tüm ülkede etkili olan koronavirüs Trabzon'da da etkili olmaya devam ediyor. Yeni kısıtlama tedbirlerinin ardından Trabzon'da vaka sayılarında düşüş olduğu öğrenildi. 10 Nisan-16 Nisan tarihleri arasında Trabzon'da haftalık vaka sayısı 3.328 olarak açıklanırken bu hafta itibariyle vaka sayısında %10'luk bir düşüş olduğu açıklandı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, attığı açıklamada Trabzon'da az da olsa düşün eğiliminin olduğunu söyleyerek, vaka sayılarında %10'luk bir düşüş var. Durağanlaşma az da olsa düşüş eğilimine geçti. Yeterli değil tabii ki. Kısa sürede bu tablonun düşüş hızının artmasını ümit ediyoruz dedi. Tam kapanmanın olup olmayacağı konusunda ise usta, tam kapanma ile ilgili Trabzon için bir şey dememiz mümkün değil, tam kapanma gibi de bir düşüncemiz yok, zaten bu konuyu bilim kurulu değerlendirip karara bağlıyor. Bize düşen duyarlı olup kısıtlama kurallarını suistimal etmeden maske mesafe temizlik kuralından taviz vermeyerek tabloyu aşağılara çekmektir ifadelerini kullandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüsü geçirenlerin bağışıklık seviyelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Profesör Doktor Ceyhan şöyle konuştu: "Şu yanılgıdan kurtulmamız lazım. Hastalık istenilen düzeyde bağışıklık sağlamıyor. Ben hastalık geçirdim deyip buna güvenmeyin. Bizim çok yatan hastalarımız içinde üçüncü defa enfeksiyon geçirenler var. Mutant virüs bazı şeyleri de şüphe ile karşılamamıza neden oldu. Bildiğimizi sandığımız şeyleri. Bunu
Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın 6 ay koruması. Hastanemizde hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım diye hesap yaparsak, Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşadı. Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalması mümkün değil. Biz 6 ay bekleyin diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz. Aşıyı da belki 6 ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek, dedi. Kripto para borsası TODEX'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Webitcoin.com'da katıldı. Webitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız. Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Webitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Şirket CEO'su İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından denize açılan kıyı balıkçılarında tuttukları balıkların mutluluğu yaşanıyor. Av yasağının ardından balıkların sahile doğru geldiğini ve bu sayede daha fazla avlanma imkanı bulduklarını belirten kıyı balıkçıları tuttukları balıkları iyi fiyata sattıklarını belirtiyor.